Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Rabbime iyiyiz. Bugün şöyle bir bol malzemeli kek yapayım dedim. Şöyle malzemelerimizi göstereyim önce. 4 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağına yakın yağ, 2 su bardağı şeker, tarçın ve zencefil birer çay kaşığı kadar. Bir tane portakal kabuğunu rendeledim. 2 tane havuç rendeledim. İşte 1 su bardağı kadar ceviz içi. Şöyle göz kararı 1 su bardağı kadar da kuru üzüm var arkadaşlar. Kabartma tozu, vanilya ve unumuz var. Arkadaşlar şöyle ben yapmaya başlayayım. 4 tane yumurtamı kırayım önce. Bol malzemeli, cevizli, kuru meyveli. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bir de şekerimi şu elimden mi sileyim. Şekerimi de koyuyorum. Şöyle. Ve bunları biraz bir çırpmak şu şekilde arkadaşlar iyice karıştırdım. Şöyle şuraya koyayım. Şimdi sütüyle yağı da koyuyorum. Kabartma tozuyla vanilyayla da koyuyorum. Şöyle biraz da bunlarla çırpayım. Arkadaşlar şimdi şu havuçlarımı koyuyorum. Portakal kabuğunu koyuyorum. Cevizlerimi koyuyorum. Tarçınla zencefil de koyuyorum. Çok güzel yakışıyor tarçınla. Evet, tarçınlı gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle kuru üzümlerimi de koyuyorum. Yıkamıştım üzümü arkadaşlar iyice. Şöyle suyu kaçmasın.
Bir de bunları karıştırayım. Şimdi ununu ekleyeceğim. Arkadaşlar ununu göz kararı koyuyorum. Şöyle biraz koyduktan sonra bakacağım. Şu kadar yeterli. Şöyle bir kaşıkla kenarlarını sıyırayım. Yani kıvamına bakayım. Azıcık daha un koyacağım. Şöyle. Ben biraz böyle katı olduğumu seviyorum arkadaşlar. Çok sünger gibi olunca sevmiyorum keki. O yüzden bunu kendim. Şuralarda bunun bulaşıkları kalmasın. Arkadaşlar bu malzemeyi çok güzel oldu. Artık oldu. Şöyle ben bunu tepsiye dökeyim. Evet arkadaşlar, tepsimizi şöyle yağladık. İyice her tarafını güzelce yağlıyoruz. Şuraya. Kek hamurumu döküyorum şöyle. Arkadaşlar bakın, bol malzemeli. Nefis mis gibi oldu. Eskiden de çok yapıyordun anne böyle kek. Biz çocukken. Çok güzel oluyordu. Evet. Annem bol malzemeli sever. Evet. Siz de sevdiğiniz cevizli. İçin. Çocuklarım seviyor diye yapardım evet. Eskiden de. Ne yaş pasta da çok yapıyordun o zamanlar sen. Evet yine yaparım inşallah. Şöyle. Arkadaşlar bunu şöyle iyice bir sallayıp düzelmesi lazım. Şu şekilde. Her tarafının eşit kabarması için. Artık olmuştur herhalde. Arkadaşlar 180 derecelik fırınımıza tepsimizi sürüyoruz. Artık ara sıra kontrol edip fırınlar farklı oluyor çünkü. Üstü kızardığı zaman, piştiği zaman alıyoruz. Arkadaşlar, fırına kekimizi sürdük. Şöyle ben bir de turşularımı göstermek istedim size şöyle. Şu yine karışık yaptığım turşuydu. Hem onları da soframıza koyalım. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bahçemizin biberlerinden yapmıştım. Domates de mi var onda? Evet. Hmm. Bak şunlar yeşil domates. Şu acır kendi bahçemizin acırından. Biberler, naneler. Hepsi kendi mahsulümüzden arkadaşlar. Tek havuç kendimizin değil. Thank you.
arkadaşlar. Şurada da jelofene biberinden yapmıştım. Bu da çok güzel oldu. Çok güzel oluyor bunun turşusu da. Ben bu kırmızı biberleri de çok seviyorum turşunun içinde. Genelde oldu mu koyuyorum. Elimde kırmızı biber varsa koyuyorum. Mis gibi çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi mutfağımız soktu. Şöyle. Şöyle bunu da. Arkadaşlar yine kendim yapmıştım. Üzerindeki ne? Nane. Ha. Böyle nane koyuyorum üzerine. Hem bozulmuyor. Yani su iyice değmiş oluyor her tarafına biberlerin. Şu şekilde. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Hem de nane kokusu işliyor içine. Mis gibi bak kapağını açınca bile çok güzel kokuyor ortalık. Arkadaşlar böyle kendisi yapınca insan gerçekten daha güzel oluyor. Şöyle yine bunu üzerine koyayım. Şu şekilde. Şöyle. Orada dursun. Arkadaşlar bir de çilek reçeli yapmıştım. Şöyle bunu da. Çilek reçelimi de göstermek istedim size. Şekilde. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Bugün çocuklarım gelecek. O yüzden kekimi yaptım. Şöyle kahvaltı sofrası gibi sofrayı da hazırlayayım. Çocuklarla beraber inşallah çayımızı içeriz. Şöyle arkadaşlar. Bu da böyle oldu. Şöyle birazdan sofrada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimizi yaptık şöyle. Soframızı da hazırladık. Bakalım nasıl olmuş kekimiz. Bir keselim. Evet, biraz ince kestim. Şöyle. Şöyle. Bakalım nasıl oldu. Daha sıcak arkadaşlar kekimiz. Dağılacak. Sıcak ya. Artık dayanamadık. Biraz... Karnımız acıktı. Evet. Çocukların da karnı aç. Sıcak olduğu için biraz alması ama çok soğuyor. Güzel. Yumuşacık. Biraz soğusaydı bu o zaman daha güzel alınırdı ama şöyle. Bol malzemeli oldu arkadaşlar. Dumanı üstünde yine. Şöyle. Yeter herhalde. Birazdan soğuyunca tekrar koyalım. Arkadaşlar şimdi çocuklarla hep beraber. Çocuklar da geldi bugün. Şöyle kekimizi, çayımızı içeceğiz. İnşallah çocuklar da gelir şimdi. Hadi gelin ağır ağır. Şöyle buyurun. Çağıralım. Hadi Hüseyin, Ela'yı çağır. Hüseyin hadi gelin. Hadi gelin Galip. Arkadaşlar çaylarımızı da koyuyoruz artık. Çocuklar da geldi. Şöyle çaylarımızı içelim. İşte öğlenle ikindi arası bir çay gibi bir
şey oldu arkadaşlar çocuklarla. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bize de afiyet olsun.